Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdun rabbil alamin. Salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esteri ya seyyidü Ya Ahmed sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala buyuruyor peygamberi Hiç bilir misin ki zahitlere benim katımda ne vardır? Dünyanın geçici nimetlerinden kendini geriye çekmiş olan kullara ne vardır bilir misin? Resul Aleyhisselam dediler ki bilmiyorum. Ya Rabbi Hak Teala Hazretleri ki Halk kıyamet gününde yine yaratılacak Kıyamet gününde herkes tekrar kalkacak Ve hesapta münakaşa olacaktır Onlar eminlerdir benim hesabımdan Millet hesap kavgasına düşecekler Dünyada mal mülk sevdasına düşmeyip Kendi ihtiyacını alıp kenara ibadetine geçen kişi Bu kavgalarla hiç uğraşmayacak Ve uçmağın e, miftahını Cennetin anahtarını onlara veririm Hangi kapıdan dilerler ise girerler. Benim cemalim bir lahza onlardan gayip olmaya. Her daim benim cemalimi seyrederler. Ve uçmaktan onlara dört kapı açam. Dört kapı açacağım diyor cennetten onlara. Birinden gece ve gündüz benim hediyelerim gele. Dört kapı açılacak. Gece gündüz devamlı. Allah'ın hediyesi geliyor. Hediye kapısı. İkincisinden bana nice dilerler ise nazar ederler zahmetsiz, hicapsız. Allahu Ekber. İkinci kapı cemali seyir kapısıdır diyor. Ne vakit isterlerse seyrederler. Ne perde var ne zahmet var. Allahu Ekber. Üçüncüsünden cehenneme nazar edip görerler ki zalimler nice azap olunur. Dördüncüsünden kızlar ve oğlanlar gele hediye şey hizmetçisi falan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Ya Rabbi, onlar hangi zahitlerdir ki onları bu resme vasf edersin? Bu dört kapıyı hani cennetin anahtarını vereceksin, istediği kapısından girecek, içeride de böyle ikrama nail olacak bu insanlar. Zahit dediniz ama bunların özellikleri nedir?" Hak Celle ve Ala Hazretleri dedi ki: "Onlar şol kimseler ki onların evleri yok ki harab ola." Dünyada ev edinmediler ki harap olmasından korksunlar. Melul olalar. Oğlanları yoktur ki ölürse mahzun olalar. Malları yoktur ki elinden gider ise sıkıntıya düşeler. Yiyecekleri yok ki hesap ola. Öyle stoklayacakları yemek falan yok. Yumuşak kaftanları yoktur geyip fahredeler. Yüzleri gece ibadet ve gündüz oruç tutmaktan sararmıştır. Dilleri benim zikrimden başka bir şeyle meşgul olmaz.'' Samit olmuşlardır. Ne cehennemden korkarlar, ne cenneti umarlar diyor. Allahu Ekber. Belki benim için ibadet ederler. Asıl nokta burası. Asıl nokta burası. Huu. Ne cennetin kuludur onlar, ne de cehennemin. Onlar Allah'ın kuludur. Ne cenneti kazanmak için ibadet ederler, ne cehenneme girmekten korktukları için. Sırf Allah'a olan düşkünlüklerinden. Resul aleyhisselam dedi ki, Ya Rabbi, benim ümmetimden böyle ibadet eden zahit var mıdır? Hak Celle ve Ala dedi ki iş bu resme zahitler peygamberlerdir, şehitlerdir. ve Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi benim ümmetimin zahitleri mi çoktur yoksa İsrail kavminin, İsrail oğullarının zahitleri mi çok? Hak Celle ve Ala dedi ki senin zahitlerin yanında beni İsrail'in zahitleri bir ak öküzün arkasında bir kara kıl gibidir. Düşün. Bir e, ineğin yani üzerindeki kıllar kadar senin ümmetin arkasındaki bir beyazlık kadar on <laughs> İsrailoğullarında var. Resul Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi niçin benim ümmetim onlardan çoktur? Hak Teala Hazreti dedi ki beni İsrail kavmi yakın verdiğimde sonra şek ettiler. Kalpleri karar bulmadığından sonra yine inkar ettiler senin ümmetin şekki terk edip yakın üzerine oldular. Bak 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 özelliğe bak. Özelliğe bak. Nedir? Şeksiz şüphesiz yürüyor dinde. Şek yok şüphe yok. Kim bunlar? Kim bunlar? Evliyalar bunlar. Konuştuğu zaman nasıl konuşuyor? Şek yok şüphe yok. Adam soruyor ya sen ne kadar nasıl biliyorsun bunu bu kadar? <laughs> Nereden biliyorsun? O şaşırıyor yani. Resul Aleyhisselam dedi ki: "Hamdü şükrettim ol Allah'a ki benim ümmetim zahitleri onlardan ziyade eyledi. İlahi ümmetimi esirge, rahmet eyle. Onlara kamil iman ver ki ondan sonra şek olmaya. Onlara haf verdikten sonra gafil olmayalar. Elim verdikten sonra cahil kalmayalar. Akıl verdikten sonra hevayı nefs verme. Ve kurb, yakınlık verdikten sonra uzaklık verme. Zikir verdikten sonra unutturma. Sabır verdikten sonra şikayet verme. Gönüllerine haya verdikten sonra onları nefis afatından, dünya ve ahiret afatından emin eyle. Hak Teala dedi ki, Ya Ahmet, şüphelerden sakınmak dinin evvelidir ve ahiridir. Allahu Ekber. Şüphelerden sakınmak dinin evvelidir ve ahiridir. Öyle bir yola çıkacaksan öyle şeyh efendinin hep bize söylettiği gibi hatta duasında da söylediği gibi, sabit kadem ayağını sağlam basan insanlar. Öyle acabalarla, acabalarla yürüyen insanlar değil. Öyle çıkacaksın. Dininde de öyle olacaksın, meşhebinde de, mesrebin, mezhebinde de, meşrebinde de öyle olacaksın. Öyle gireceksin yola yani. Titrek adımlarında değil. Ee, ve senin üzerine olsun. İşte Allah Subhanahu ve Teala bilir. Samit olmak sen susanlardan ol. Zira samitler gönlünü samt ile eylerim ve mütekellimlerin gönlünü çok söylemek ile harap ederim. Az konuşan insan ol. Az konuşan insanların gönlü konuşur. Çok konuşan insanların gönlü harap olur. Bu iş böyledir. Evet, harap ederim de kalıyoruz inşallah. Bunlar çok önemli dersler. Tekrar tekrar dinlemek gerekir böyle. Çok çok gitmeyelim ki hepsini kalbimize yazma imkanı olsun inşallah. İnşallah. Bakıyorsun bugün imanı zirvede olan evliya-i kiramın karşısına kim çıkarsa çıksın mutlaka içinde şek ve şüpheler doludur onun kadar sağlam, onun kadar oturaklı, onun kadar yerinde konuşma salahiyeti mümkün değil olamaz. Onun için onun için korkarlar. Onlarla konuşmaktan, onların karşısında durmaktan da korkarlar yani. Ama hakikatin güneşin elinde tutanların kimseden pervası olmaz. Onlar da şeyhimiz hazretleri gibi evliyalardır İnşallah. Allah subhanahu ve taala ya hamdü sena olsun bizleri kabul ettiler. O yolda da yaşayıp o yolda can vermeyi de nasip eylesin Mevla bize. Ve min Allahi tevfik bi hürmetil habib bi hürmetil fatiha. Daha fazla sohbet ve videolarımız için bizi YouTube, Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden Ak Dergah ile takip edebilir. Hizmetimize destek olmak için kanalımıza ve sayfalarımıza abone olabilirsiniz.